Efendim merhaba, iyi akşamlar. Çok şükür yine bir perşembe akşamında daha beraberiz. Bu akşam sizlere tanıştırmak istediğim kitap, Kucak Dolu Rüyanın Peşindeki Adamın Hikayesi. Kitabımızın adı Beş Şehir. Yazarımız Ahmet Hamdi Tanpınar. Başlamadan küçük bir not ile hatırlatma yapmalıyım. Sizlere tanıtmaya çalışacağım bu kitap, Dergah Yayınlarından çıkan oldukça farklı bir teknik ile basılıp yayınlanmış, prestij baskısı diyebileceğimiz bir çalışma. Girişinde fakülteden hocası olan Yahya Kemal'in katkısı olarak dilin kapısını bize açtı deyimini kullanan yazar, Beş Şehir kitabının onun açtığı düşünce yolundadır. Hatta ona ithaf edilmiştir notu ile bize kitabı anlamamızda yol gösterici oluyor. Tanpınar, Orhan Pamuk'un deyimiyle son yüzyılın en önemli romanı olan Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün de yazarı. Edebiyatın sosyal hayatta büyük önem arz ettiği bir dönemde nice şair ve yazarın öğretmenlik yaptığı okullarda okumuş, terbiye almış ve hayatı anlamaya çalışmış insanların yaşadığı bir çağda yetişti. Büyük problemler vardı. Savaş dünyanın başından hiç eksik olmuyordu. Alfabe değişmişti, devlet yenileniyordu ve hayatın akış istikameti farklı bir yöne dönmüştü. Böyle bir ortamda Tanpınar, Beş Şehir'i yazmasının sebebi olarak hayatımızda kaybolan şeylerin ardından duyulan üzüntü ile yeniye karşı beslenen özlemdir diye işaret eder ve sözlerini şöyle tamamlar. İlk bakışta birbiriyle çatışır görünen bu iki duyguyu sevgi kelimesinde birleştirebiliriz. Bu, sevginin kendisine çerçeve olarak seçtiği şehirler benim hayatımın tesadüfleridir. Bu itibarla onların arkasında kendi insanımızı ve hayatımızı, vatanın manevi çehresi olan kültürümüzü görmek daha doğru olur. Şehirlere ve kültürlerine bir mühendisten daha çok bir kalp adamı olarak yanaşmayı denemiştir Tanpınar. Kitapta anlatılan şehirlerimiz Ankara, Erzurum, Konya, Bursa ve İstanbul. Bu kitabın sonunda yer alan Beş Şehir okuma kılavuzunu Beşir Ayvazoğlu'nun okuyucuya büyük bir armağanı olarak dile getirebiliriz. En az kitaptaki tanım ve değerlendirmeler kadar konunun anlaşılması bakımından bu bölüm de oldukça değer katmış kitaba. Talihin zehirlediği acı yüzüyle başlamış Ankara'nın anlatımı. Öyle. Bize öğretildiği gibi bir köy olmadığını Tanpınar'ın anlattıklarından kavruyoruz. Roma döneminde yapıldığı düşünülen kale, kale içi yaşam ve kalenin eteklerindeki hayat, eski yerleşim yerleri olarak saman pazarı ve cebeci taraflarının küçük tarifleriyle meşhur sıtma üşümesi lezzetiyle hatırlattığı zor günler. Yine kale içinde Türk tahta işçiliğinin harikalarından birisi olan Alaaddin Camii'nin Akşemseddin ile bu ovada yolu kesişen Hacı Bayramı Veli'nin hikayesi önümüze tarihsel okunuşlarıyla çıkıyor. Sonra üç kez farklı yollardan ulaştığı kadim şehir Erzurum'u anlatıyor. Bütün akarsuları, dağları, dine benzeyen bir coğrafya tanımının peşindedir adeta. Dine benzeyen bir coğrafya gibi bakışların anlatıcısıdır Tanpınar. Saraç, kuyumcu, bakırcı dükkanlarıyla dünya kadar malın girip çıktığı hanları, ambarlarıyla eşraf ve ayağını, esnafı, 38 medresesi, 54 camisiyle refah mamur Erzurum ve harpten sonraki Erzurum. Hiçbir yerde cihan harbinin tecrübesinin acılığını buradaki kadar açıklıkta görememenin şaşkınlığıyla tarif eder yazar. Ölümün zaferi. Hemen herkesin anlatacağı bir hikayesinin olması, ağlarken gördüğü herkesin akıbetini bilmediği bir sevgilisini beklediğini bilmenin garip masumluğu. Savaştan sonra adeta bir daha dönmemek üzere kayıplara karışan hayatların yansımaları. Erzurum'un asıl hayatını esnafın yukarıya imrenmeden kendisini aşağıya açık tutarak yeniden düzenlemesi, el emeğine dayanan bir hayatın mesuliyet fikrinin insanoğlunu nasıl yükselttiğinin unutulmaz örnekleri. Bize bugün bile
bazı şeylerin değerli olduğunu anlatması bakımından ne kadar da önemli. Ve Bozkır'ın çocuğu Konya'dayız. Bizans'tan Selçuklu'ya bitmez tükenmez entrikalar, isyanlar, ihanetler ve birçok büyük alemin vatanı Konya. Mevlana'nın, Saadettin Konevi'nin ve birçok önemli değerin yeşerttiği topraklar. Haklı haksız her kımıldanışın, en iyi niyetli hareketlerin bile korkunç sonlarla karşılaşabildiği bir istilalar dönemi yaşar şehir. Ama akıl ve ruh sağlığını korumak konusunda her zaman büyük ve sessiz savaşını sürdürmekten asla vazgeçmez. Tanpınar'ın deyimiyle bir başkent daima başkenttir. Büyük çöküşlerin ve büyük yücelişlerin şehri Konya ve ruhaniyetli şehir Bursa. Bu şehirde belli bir döneme ait olmak keyfiyetini o kadar kuvvetli olarak niteliyor ki insan Bursa'da ikinci bir zaman daha vardır diye düşünemeden yapamıyor. 130 yıl boyunca imparatorluğun manevi çehresini gelecek zaman için hiç değişmeyecek şekilde tasarlamış, uğradığı değişiklikler, felaketler ve ihmaller, kaydettiği ileri ve mesut merhaleler. Ne olursa olsun o hep bu kuruluş çağının havasını saklar. Bu devir der Tanpınar bir mucize, bir kahramanlık ve ruhaniyet devri olduğu için Bursa, Türk ruhunun en halis ölçülerine kendiliğinden sahiptir. Sonra da Evliya Çelebi'nin Bursa ile ilgili güzellemelerinden bahseder. Orhan Gazi'nin yarı evliya çehresinin bu destanın ana merkezi olduğunu belirten Tanpınar, bütün bu ruh kuvveti ve manevilik hep ondan taşar. Bir başlangıç noktasını bir imparatorluk yapmakla kalmaz, ona rahim ve şefkatin derinliğini de katar. Son olarak da neredeyse yeryüzünün bütün dillerinin konuşulduğu İstanbul. Saltanatların, kahırların, istilaların, umutların, kaybolan hayallerin şehri İstanbul. Hem dünden kalan hem de tarihin bütün saltanat değerlerine sahip olan İstanbul'da son 150 yılın bütün yaşam izlerini bulabiliyoruz Tanpınar'ın tariflerinde. Ne güzel söylüyor. Her dilde şakıyan bütün bir şark Babil'i burada, birbirine karışan bin türlü bahar kokusunun kurduğu adeta metafizik bir şark ve Asya havası içerisinde birbirine kenetlenmiş çalkalanırlardı. İstanbul, ya hiç sevilmez yahut çok sevilmiş bir kadın gibi sevilir, yani her haline, her hususiyetine ayrı bir dikkatle çıldırarak. Hatıralar içimizde konuşacakları saati kendiliklerinden seçsinler. Geçmiş zamanın sesi bir keşif, bir ders, belki de günümüze eklenen bir şey olur. Bizim yapacağımız yeni üreten ve canlı bugünün rüzgarına kendimizi teslim etmek olmalıdır. Bizi güzelle iyinin, şuurla hülyanın el ele vereceği çalışkan ve mesut bir dünyaya götürecektir. Tanpınar'ın bu tespitine katılıp katılmamak size kalmış bir tercih. Ama gerçek yapıcılığın mevcudu muhafaza ile başladığını öğrendiğimizde daha mesut olabilecek miyiz? Ya da hala ve hala yapmasını çok iyi bilen ve seven şarkın muhafaza etmesini bilmediği gerçeğine mi teslim olacağız? Hepimizin hayatında değer taşıyan ve bizi biz yapan şehirler vardır. Tanpınar, bugün bile içinde yaşayan insanların birçoğunun anlamaya bile çalışmadığı beş güzel şehrimize yaptığı ruhani yolculuğun bu muazzam anlatımını bizlere bir arada sunuyor. Hayatınıza biraz değer katmak için uzun yıllar önce okuduysanız bile yeniden okumanızı diliyorum. Haftaya Perşembe akşamı saat 20'de bir başka kitabın serüveninde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.